Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kahvaltıya kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz mini omlet tarifim var. Çocukların bayılarak yediği bir kahvaltılık tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabının içerisine 4 adet yumurtayı alalım. Yumurtaları iyice çırpalım. İçerisine bir kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri, bir kase beyaz peynir, tuzlu veya tuzsuz kullanabilirsiniz, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ince kıyılmış maydanoz, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Unumuzu eklemeye başlıyoruz. Unu yavaş yavaş ilave ederek karıştıralım. Ve kıvamını bu şekilde ayarlayalım. Bir çay bardağı un yeterli geliyor. 4-5 yemek kaşığı yapıyor. Gördüğünüz gibi bir çay bardağı unun hepsini kullandım. Şimdi birazdan sizlere kıvamını da göstereceğim. Akışkan olmaması gerekiyor. Bu kıvamda olması yeterli. Un kalitesine göre un miktarı değişebilir. O yüzden kontrollü kullanın. Tavamı ocağıma aldım. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum. Erimesini bekliyorum. Tereyağı eridikten sonra hazırladığımız hamurdan bir yemek kaşığı alıp bu şekilde koyalım. Birer yemek kaşığını dolu dolu koyun ve düzeltin. Bu arada öncelikle ocağım en yüksek ateşte şu anda. Daha sonra ocağımı kısıyorum. Orta ateşe getiriyorum. Kapak kapatarak pişmesini bekliyorum. Orta ateşte pişirelim. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. İçi hamur kalır. Bu şekilde üzerinin hamurluğu gidinceye kadar pişiriyoruz. Üzerinin tamamen hamurluğu gittikten sonra ters çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hamurluk kalmadı. Ters çeviriyorum. Tekrar kapağını kapatıp bu kısmını da kızartıyorum. Bu kısmı zaten çok hızlı bir şekilde kızarıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde olduktan sonra tavanızdan alabilirsiniz. Servis tabağına alalım. Aynı şekilde tekrar tereyağı koyun arkadaşlar. Ben koymayı unutmuşum. Tekrar tereyağı koyduktan sonra hamurlarınızı bu şekilde koyun. Birer yemek kaşığı yeterli oluyor. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Toplamda 7 tane çıkıyor. Tekrar üzerini kapatıyorum. Ocağım hala orta ateşte. Gördüğünüz gibi üzerleri biraz hamur. Kapağını tekrar kapatıp hamurluğunun gitmesini bekliyorum. Yakından da göstereyim. Üzerleri hala biraz hamur gibi göründüğü gibi. Bunların gitmesi gerekiyor. O yüzden kapağını kapatıyoruz tekrar. Ve hamurluğu tamamen gidene kadar bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi artık hamurluğu gitti. Ve ters çeviriyoruz. Aynı şekilde bu kısmını da kızartıyoruz. Üzerine tekrar kapağını kapatıyorum. Alt kısımları da 1-2 dakika içerisinde kızarıyor. Bu kısımlarını da kızarttıktan sonra servis tabağıma alıyorum.
O kadar lezzetli bir tarif oldu ki arkadaşlar, kahvaltıya bu tarifi severek yapacaksınız eminim ki, çocuklarınız da severek yiyecektir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğenirseniz ben butona basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kıvamını da gösteriyorum şimdi. Kesinlikle iç kısmı hamur kalmıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişiyor. Dediğim gibi orta ateşte pişirmeniz gerekiyor. Acele etmeyin. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.